Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe askeri cezaevinden kaçmalarına yardım ettikleri şüphesiyle 57 subay ve 11 astsubay ordudan ihraç edildi. Deniz'in çok yakın halde Cihan'la birlikte şeyde yattılar, Bursa'da yattılar. Bursa'da şey yaptıktan sonra Deniz Ankara'ya gittikten sonra Cihan burada şeyle beraber biliyorsun Maltepe burada yakalandı. Maltepe cezaevinde Mahirlerle filan şey yapıyordu ve Denizleri kurtarmak için cezaevinden kaçtılar. Yani kendilerini kurtarmak için değil. Denizleri kurtarmak da o zaman zaten Mahirlerin DHKPC ve THKO beraberce bir plan yaparak kaçtılar ve sayıda belliydi. Şu kadar kişi çıkacak, bu kadar kişi eyleme gidecek gibisinden. Ulaş Bardakçı'nın öldürülmesi ve Ziya Yılmaz'ın yaralı olarak ele geçirilmesi durumun vehametini ortaya koyar. Bunun üzerine 31 Ocak 1972 günü önce Rıza Çolak'ın kullandığı Skoda marka kamyonetle bir sandık içerisinde Mahir Çayan Ankara'ya götürülür. Daha sonra 18 Mart 1972 günü benzer yöntemle Mahir Çayan ve Ertan Sarıhan Hasan Pekbüyük'ün kullandığı makarna yüklü arabayla Ünye'ye geçerler. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını önlemek için son çare 27 Mart 1972 günü Ünye radar üssünde görev yapan 3 İngiliz teknisyen kaçırılır. Ali Kaynar'a söylenen Mahir'in bir sözü var. Bunu bana geçen sene söyledi. Kalkıyor, İngilizlerle beraber tartışıyorlar. Ertan karşı çıkıyor. Ali Kaynar'ın odasında, yazıhanesinde. Orada oluyor bu tartışma. Evet. Onlar İngilizler de üst kattı. Oturuyor, Mahir de böyle oturmuş şeye, elleri böyle düşünüyor. Kalkıyor. Ali İngilizlerle beraber gidiyoruz diyor. Dönüyor Ali Kaynar'a, Ali Kaynar ölmedi. Bana söyledi, 30 sene sonra. Ali Kaynar arkadaş, makizm maceraya cevaz vermez, bu zorunlu bir macera, bunu bilmeli. Biz hepimiz önce sen kalacaksın. 7 tanesi daha genç teknisyenler, Hasan Yılmaz eve geldi önce, kaynatamı aldı. Pelitlik diye bir köyümüz var. O köyün başına getirmiş ormana. Oradan kayınpederim gitti, akşam karanlık kısılırken aldı geldi. Hasan Yılmaz götürdü kaynatamı. Onları getirdi akşam geç saatte, kimse görmesin diye herhalde, ahırda bir yere getirdi. Ahırda onlar biraz durduktan sonra eve geri çıkardım. Çorba yaptım, üşümüşlerdi zaten, hep rahatsızlardı, tıkır tıkır öksürüyorlardı. Bu 7 tanesinin gelişi böyle, ilk geldiler. 12 gün sonra Mahir Çayoğlu, Ahmet Atasoy, ikisi bir geldi. 12 gün sonra. Yani ama ilk gelenlerden 12 gün. Gelenlerden sonra. 12 gün sonra. 12 gün sonra geldiler. Arada onlar gidip geliyordu. Mahir'le Ahmet Atasoy. Artık nereye gidiyorlarsa bilmiyorum. Onlar gidiyordu. İlk gelişi o 7 kişi geldikten sonra ben ahırdan geliyordum. Affedersin söyleme sahip. Şeylere yal yapıyorduk biz evvel. Ayıp olmaz herhalde. O küleklerin dışlarını yıkıyordum ben. Sergenlik diyoruz biz o balkon gibi yere yan önünde. Üstten aşağı 3 kişi geldi. Bana dedi ki burada arkadaşlarımız olacak dedi. Ben pucaladım tabii kim kim değil diye söylemek istemedim. Ben onlarla sohbet edip konuşurken içeriden onların seslerini duydular dışarıdakiler. Tamam dedi arkadaşlarımız burada dedi. İçeri gitti Mahir, Ahmet Atasoy bir de bu Ertuğrul Kuşçu'ydu herhalde. O zaman şey yapamıyordu. Öyle geldiler, artık bir gün sonra mı, iki gün sonra onlar tekrar gitti. Ahmet Atasoy ile Mahir Çayan gidip geliyorlardı yani. Devamlı evde durmuyorlardı. Onlara biz işte çorba yap, yemek çok yemiyorlardı. Ben iki günü birisi bir tek ekmek yapıyordum. Ekmeği çok seviyorlardı, ekmek, çay, çayları kendilerine vardı herhalde. Biz de yapıyorduk. Kaçırılan İngiliz teknisyenlerini arama işlemi yoğunlaşır. Aramalarda edindikleri bilgileri değerlendirerek önce Güncü Hasan isminde birine ulaşırlar. Ve ilk sorgulamada edindikleri bilgiler ışığında yönlerini Niksar
Kızıldere köyüne çevirirler. Nihat arabayı bırakıp geri gelmeyeceklerdi. Onlar arabayı nehre yuvarlayıp Ankara'ya devam edeceklerdi. Fakat onlar Ankara'da ne işimiz var diye yollarını değiştirip geri gelince köylülerden ekmek istemişler. Biz onlar gelmeden önce radyodan anonsu duyduk. Anarşistler şeyden köylük yerlerde ekmek isterken şey oldular, görüldüler diye. Yarım saat sonra kapı çaldı, geldi arkadaşlar. Yani bu kadar şey sık takip altındaydı. Muhtar ne yapsa orayı bulacaklardı. Nitekim ağlılara getirmiş Hüseyin onları. Hüseyin miydi o adamın adı? Yok. Yüncü Hasan. Yüncü Hasan. Yüncü Hasan ağlılarını oraya getirmiş. Biz de tesadüfen o araçtan indikten sonra gece şey yaptık. Yani gün ağarmak üzereydi. Biz köye girerken görüleceğiz diye ağlarda kaldık. Ağlarda bir sürü iz bıraktık. Sigara, konserve kutusu falan. Kızıldere köyü muhtarının evinin etrafını sararlar. Evin sarıldığını gören muhtar Emrullah Arslan, daha önce hazırlamış olduğu bir mektubu güvenlik güçlerine teslim eder. 13. gün sabahla ben ahıra indim. Kayınpederimde bizim teyzem oğlu var. Oraya gidecekti. Kaynanam oraya yolladı. Kendim İhsar'a gidecekti. O akşam yalnız onlar dedi ki, bizim başımıza bir iş gelirse şu yazı yazın, böyle böyle gelenin eline verirsiniz dedi. Görümce mi yazdı işte onlar artık ne söyledilerse. Biz hani, sizi zorla tutmuyoruz. Siz bizi almadınız. Siz bizi zorla tutmuyoruz. Biz de zorla gelmedik. Ondan sonra bizi getiren birisi vardı. Böyle gibi yazılar yazdırdı görünceme. O yazıyı da sabahla ben ahıra indim. Kayınpederim de teyzemin oğlu oraya gidecekti. Demek ki radyodan onlar duyuyordu. Kayınpederime şey yapıyordu onlar. Bizim radyomuz yok da onların vardı. Mahirlerin radyosu vardı. Mahirler devamlı radyodan onlar ilişki içindeydi. Her tarafta şeyleri vardı. Çünkü ben dinliyordum onları. Küçük camımız vardı odanın şeyinde. Sandalye koyup onlar ne konuşuyor, radyo sesi geldiğinde dışarıdan gelen işitmesin diye biz kendimizi şey alıyorduk hani. İçeride kimsenin olduğunu. O yazıyı yazan güzel, ismi neydi? Ahmet Atasoy yazdı. Yazdıran da yazan, görümcemizin adı. Yazan görürüm, Şahsen Amarslan. Evet. Görümcem nişanlılıydı o zaman. Nişanlılı mıydı, değil miydi? Ben de unutuyorum. O küçük bir kağıda işte o kadarcık bir şey yazdırdı. Demek ki onlar biliyordu nerede arandıklarını, nereye kadar gelindiklerini. Kayınpederime demek bir şey demişler ki, ben tabii gelinlik tutuyorum, ağzım yaşmaklı, cember başımda. Bir soru soramıyorduk tabii. Sabahta ben ahıra indim. Kaynanam şeye gönderdi, teyzem oğlunu oraya. Görümcem, benim iki çocuğum, bir kaynım yatıyor içeride. Ben de ahıra indim, malları yiyebileceğim. Samanlığa girdim. Elimi böyle samana daldırdım. Şelek deriz biz saman sepetlerine. Şeleğe edip, feneri de taktım ahıra. Ahırın önüne de bir çatal ağaç getirdim. Açık bıraktım kapıyı. Öyle hava alsın diye öyle yapıyordum. Samanı elime daldım. Daha çekmeden bakar mısın dedi. Geri yanıma döndüm ki bir asker. Tüfek omzunda. Ben o zaman hemen dışarı çıktım. Tabii ki köy şeyi dedikodusu çok oluyor gibisin. Aklıma öyle geldi. Dışarı çıktım samanlıkta. Dedi ki muhtarın evini soruyor. Ama ben aşağı indiğimde kayınpederim kapıyı kilitledi, onları tuvalete çiş yapıyorlardı. O bekliyordu. Ben kapıdan çıkınca o da kapıyı kilitledi içeride. Onları tuvalete gitmesi için orada bekliyordu. Görünce bile yatıyordu. Ben ahırdım kapısında muhtarın mı dedim, muhtarın evi dedim, şu yukarıda dedim. O da bizim amcaoğlu diyor bu kayınpederim. O Almanya'ya gidecekti. Defteri kayınpederime bırakmıştı. Muhtarın evi bu yukarıda, şuradan geçin, şöyle gidin, şu gözüken ev dedim. Dedi ki, ama dedi biz yeni muhtarın evini soruyoruz dedi. Yeni muhtarın mı dedim, o zaman kayınpederim kapıyı açtı. O arada tabii o geldi, işte o kağıdı onların eline orada verdi. Gençlerinin nasıl geldikleri bilmiyorum ama bizim eve birkaç kişi geldiler. Artık babam işin içinde var mı yok mu bilmiyorum, misafir gibi geldiler. İki grup halinde, üç grup halinde. Yukarıdaydı, babam geçici muhtarıydı o zaman. Sonra biz yeni muhtarı falan soruyor deyince babam geldi o arada. O
Bu gece bana babam bir kağıt yazdırdı. Ama ne yazdığını hatırlamıyorum. O kağıdı onlara verdiğini biliyor babam. Ama ne yazdığını hatırlamıyorum içinde. Artık ne yazdım, ne yazdırdı o yani, el kol titreyerek. İhbar mıydı o? Yani ihbar gibi bir şey. İhbar gibi bir şey değildi. Net olarak babam da bunların mesela o kadar sağcı solcu iş olmadığı için o zaman babam net onlar o da bilmiyordu gibi geldi bana. Sadece yemek, yatak işte o şekilde bir misafir etmiş gibi. Yani babam o şekilde aşırı bilgisi olsaydı herhalde onu biz anlardık. Görüncem dedi ki Mahir ekmek almaya getireceğim biz. Ambarta mı diyoruz? Orada büyük kazanımız var. Kazanın içine ekmeği koyuyoruz. Yeni pişirdim akşam. Ekmeği böyle çapladı. Biz bu ekmeği çok seviyoruz dedi. Dedi ki kardeşim dedi gelin dedi gidin dedi. Babam sizi ağalara götürsün dedi. Yengem var dedi hamile. Annem var yaşlı. Ben yetiştiremiyorum benim işini dedi. O arada Mahir gitelendi böyle. Nereye gidelim bacım dedi ya. Nereye gidelim? Biz bir yeri bilmiyoruz ki dedi gidelim dedi. Ekmek derinde böyle. Bizi dedi Yunca Hasan gelince dedi gideceğiz alıp götürecek. Biz bu çevreyi bilmiyoruz dedi. Sizi dedi babam ağırlara götürsün dedi. Eski Eylül diye bir tarlamız var. Orada da ağırlar var. O ağırlara götürsün babam size dedi tarlaya gidiyormuş gibisine yemek göndeririz biz dedi. Yine yemeklerinizi yapar göndeririz dedi. O arada işte o, biz burayı bilmiyoruz gidemeyiz dedi yani. Bize şey yaptı böyle sert cevap verdi konuştu. 30 Mart 1972 günü güvenlik güçleri tarafından sarılmış olan evdeki Mahir Çayan ve 10 arkadaşına megafonla teknisyenlerin Türkiye'de misafir oldukları, onların öldürülmesi durumunda Türkiye'nin çok zor durumda kalacağını söyleyip teknisyenlerin serbest bırakılmalarını anons ederdi. Mahir'e şey diyorlar megafonla. İşte kesin annem, ablam, yengem, yengemin iki tane çocuğu var. Çocukları bırakın. İşte herkes de diyorlar ki gördüğüne omzunda ya da yakasında bir şey olan diyor ki çocuklarım içeride, çocuklarım içeride, çocuklarımız içeride. Onlar da Mahir'e diyorlar ki, Mahir'le konuşmaya diyaloğa başlıyorlar o arada. Diyor ki çocukları kendinize siper etmeyin. Tamam mı? Çocukları bırakın. Onlar çocukları olduğundan o zaman haberleri oluyor. Çocuklardan haberleri yok. Bizden haberi yok Mahir'le. Çünkü sen gördün evi, yani onların olduğu oda. Evet. Daha sonra bir tanesi kapıyı açtı. Gelin de çocuklar al gel dedi bana. O arada anons ettiler işte, tüyümüz hata gelmeyecek, gel teslim olun diye bağırdılar. Onlar da ölüm var, dönüm yok, biz teslim olmuyoruz diye bağırdılar. Sağ olduklarını göstermek için onları konuşmak üzere çatıya çıkarttığımızda adamlar dediler ki onlar hani bizi şey yapmazsanız, isteklerini kabul etmezseniz bizi öldürecekler. Oradan da karşıdan İngilizce cevap geldi. Onlar sizi nasıl olsa öldürecekler. Saat 16'da çatışma hızlanır ve içeriden Mahir vuruldu diye bir ses duyulur. Daha sonra çatışma şiddetini arttırır ve içeriden el bombası sesleri gelir. Ve operasyon sona erdiğinde Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdayi Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Sarıhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz katledilmiş olarak ele geçirilirler. Of. Daha sonra buradan altı kopuk bacak buldu. Günün içinde benim yatağımın. Yatakları hep o arada kapının arkasına yiymişlerdi siper için. Birisi ocaklığa girerdi. Bilmiyorum hala benim kafamı kurtarıyor. Bu Ertuğrul Kürtçü gitmiştir sinyale bakmış herhalde. Tuvalet tarafına gitmiş. Öbürleri hepsi o giriş kapının kanatlı kapıydı, çift kapı. O kapının arkasında benim sandığım vardı. Sandığımı koymuşlar, üstüne yatakları yiymişler. Ama hepsi oraya çaplanmıştı. Ben oraya orta direk var. Orta direğin arkasına geçtim. Hani şey insanlar tam anlamıyor. Aşağı hayvanların olduğu yer değil. O iki kat. Evet. Yukarıda samanların olduğu yer. Şimdi bu adamlar onu da düşündüler. Aslında ben onları hepsini duyuyorum. Onun işte siz gördünüz oraya iki tane kapısı var. Evet. Bir eve yakın bir eve uzak.
eve yakın olan kapıdan girdiler, buraya girecekler. Bir tanesi dedi ki öbürüne, ya dedi bunlar bu dedi çatıya çıkmış olabilirler dedi. Çatıyı taradılar. Ondan sonra öbürü dedi ki, ya samanların arasına da girmiş olabilirlerdi. Ya dedi, yangın çıkar diye girmezler. Sen gene bir tara dedi. Taradı. Ya dizimin altından yani ben şeyin saplandığını hissedim. Hup diye yaralandınız mı? Hayır, yaralanmadım. Fakat fazla oyalanmadılar, doğru içeriye yöneldiler. Var mı lan canı bağışlanacak falan diye bağırıyorlar, durmadan da ateş ediyorlar. Yani dese birisi var, aslında onunla görecekleri yok, sadece lafı söylemek için. Katledilen 10 devrimcinin cesetleri bir kağnıya konup Niksar Devlet Hastanesi'ne götürülür. Aile yakınları cenazelerini tanımakta güçlük çekerler ve parçalanmış cenazelerini alıp yola koyulurlar. Sonra işleri sahaya başladı. Başta Mahir Çağdır'ı. Sonra diğerleri Ertan Sarıhan'dı. O zamanlar cipler vardı Bursa'da, taksi yerine. Cipin biriyle konuştuk, anlaştık. Fakat terörist taşıyam dedi. Ondan sonra başka bir arabayla anlaştık. Hastaneye morguna bıraktık. Sonra bacağı biletten yoktu yani. Ben o bacağı da alıp, onu da aldım. Oradaki görevlilere de söyledim durumu. Sünayla Yılmaz'ın yaptırdığı tavukla pasiyar gibi. Şimdi Nihat Yılmaz'ın şeyinde cenazesi, tabii yengemin abisi olduğu için, bizimle çok yakınımız olduğu için, akrabamız. Bir de benim abim, beraber şey yapmışız yani, abi gibiyiz. Öldüğünü duyduğumuz zaman, şimdi bu Kızıldere'de olay oldu. Nihat Yılmaz ve arkadaşları öldü. Şimdi bir problem çıkıyor. Bu cenazeyi kim getirecek? Evet. Bu cenazeyi kim getirecek? Abdullah Yılmaz, Ziya Yılmazlar da işin içine giremediği için, onlar da bu işle alakalı olduğu için Nihat Yılmaz'ın anne tarafından, yani akrabaları, amcasının oğlu, dayısının oğlu, neyse. Anne, daha ziyade anne tarafından olanlar, Alif Ayık abimler filan, eniştesi filan, işte Kızıldere'den getirildi. Getirildiği zaman akşam hava kararmıştı. Ben de oraya gittim, tabii yengemin abisi olduğu için. Orada bir kalabalık var, tedirgin bir kalabalık var yalnız. Bir anarşistin şeyi geliyor, cenazesi. Tedirgin bir kalabalık var, ben de o kalabalığın içerisindeyim. Tabii Gürcü oluşunun ayrı bir şeyi var. Çünkü biz şeyimize, cenazemize filan çok bağlıyız da, düğüne, cenazeye. Bu bir Gürcü kültürüdür. Cenaze geldi, tabut açıldığı zaman belden yukarısını gördüm. Nihat abinin başı hafif omzuna doğru dönük. Omzuna doğru dönük. Çok geniş göğüslü, yani atletik bir vücudu vardı, geniş göğüslüydü. Başı omzuna doğru dönük. Göğsünde kurşun delikleri, siyah siyah, belki de şarapnel delikleri, artık bilmiyorum hangisi, o büyük gözü, onları gördüm. O zaman da gençti herhalde, bir 26-27 yaşındaydı, belki 30 yaşında, belki bulmamıştı yani. Bayağı kalıplı bir adamdı Nihat abim. Zaten çok güzel bir insan, çok yakışıklı bir insandı. O tabuta pek yakışmıyordu ama zaten o olaya giderken de evden, gelirken o Landover cipi kullanmak için hasta yatağından kalkıp oraya gittiğini söylemişlerdi. Saat 2'yi geçerken dediler ki hepsi öldürülmüş dediler. Koşuşturduk oraya. Bir tanesi ölmemişti. Saffet attı galiba onu. Bir tanesi ölmemişti, elinde silahla, elleri havadaydı. Onu gördüm. Gördünüz, öyle evet, mi? Onu gördüm tabii. Ondan sonra tekrar tarafına düşürdüler. Saffet'i sağ, yani canlı yakalamışlar. Onun alnına
bir ateş etmişler. Beni alan başçavuş bana onu söyledi. Nitekim ben de Saffet'in ailesine söyledim. O zaman ablasını, ya inanamıyorum. O zaman ablasının içi rahatladı. Şimdi anladım dedi alnındaki kurşunun ne olduğunu. Yani tam kardeşinin ölüş şekli kendi gözünde canlanmış oldu yani. Mahir çıkıyor. Kendisiyle şeyle görüşmek için, buradaki yetkililerle görüşmek için çatıdan şeyi açıyor, kiremit. Kiremitlere atıyor. Konuşması için evet. Çatıya çıkıyor. Çatıdan kafasını çıkardığında hiç konuşturmaya bile fırsat vermeden nişancılar oradan ateş ediyorlar. Buradan aşağı kolu sallanıyor ve kanı akmış. Babamın muhtar olduğu dolayısıyla halk gelir gider diye buraya şey diyorlar, tık 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 işaretlerle bu odada kalıyorlar. Kaldıkları oda burası. Evet. Köy kuşatma altında bütün askerlerin hareketlerini ben az çok tahta aralıklarından görüyorum. Kapı yani oraya biraz yamaç geliyor ama işte hani önce oraya yaklaşanın ayağı gözüküyor. Ayaklar gidiyor geliyor, ayaklar gidiyor geliyor. Yani hiç hareket bitmedi gün batana kadar. Şimdi gün battıktan sonra da ben şöyle düşünmeye başladım. Lan diyorum şimdi bunlar şey yapacaklar. Yani yok olduğumu bilecekler ve beni arayacaklar. Köyde pusu kurdular. Siz tabii şeyi bilmiyorsunuz. Öbür tarafta olay bilmiyorsunuz. Hiçbir şey evet. Bilmiyorum ben. Yani fakat bir böyle bir ara şey oldu işte. Yani bunlar hep ifadede var. Şey geldi. Savcı imiş o. Bir gece yarısı işte şey uzandı içeriye. Bir lüks lambası uzandı o helanın olduğu taraftan. Ondan sonra işte keşif meşif konuşuyorlar. Meğer savcı şey yapıyormuş. Yani olay yeri zabıt tutanağı. Neyse yani sonuç olarak onlar sonra dedi ki ben sesleri duyuyorum. Ya işte yaz dedi ondan sonra işte vakit geç olduğundan olay yeri aydınlatılamadığından sabah işte şey devam edilmek üzere şey oldu. Siz bunu duyuyorsunuz. Duyuyorum. Ulan ben diyorum ki faaliyet bitmiyor yani bunlar buradalar bir yere çıkamam ben her şart bana çıkamayacağımı söylüyor. Sonra işte bir süre sonra gene artık ben kendimden geçmişim ama bir uyanmış hiç artık çıt yok yani hani bu sabah. Uyudunuz bir ara. Kendimi kaybetmişim yani öyle bir. Kalktım baktım etrafa ya Allah evin içinde işte bir hiçbir şey eşya kalmamış her şeyi götürmüşler işte bir küfe asker şeyi kalmış tayını kalmış ekmek bir tane ekmek aldım oradan. Ondan sonra lan düşünüyorum bir türlü karar veremiyorum ben diyorum çıksam mı çıkmasam ben kendisi aptalca bir ders çıkarttım. Dedim bugüne kadar hep çabuk karar veriyordun ama bir şimdi... bekle bakalım bir sık dişini burada 24 saat bu samanların arasında kalacaksın oğlum başka bu işin çaresi yok. Ya demez olaydım. Bir babam gelmiş aşağıya. Teşhis için. Ertesi sabah oldu. Ya zaten ben verdiğim kararın yanlış olduğunu sabah olur olmaz anladım. Keşke diyorsun gece kalsaydın. Çünkü tabii insanlar ahıra giriyorlar işte yem alacaklar bilmem ne alacaklar. Ben en arkada bir şeyin arkasındayım. Yani ama biraz daha samanların üzerine gelseler şey yapacaklar karşı karşıya kalacağız. Onu ben bir an önce buradan nasıl çıkayım derken işte öğretmenler çocukları getirmişler orayı gezdiriyorlar okul öğretmeni. İşte bak siz de böyle şey olmayın terörist olmayın falan. Sonra basın gelmiş o anlaşılıyor bir seslerden. İşte saat 12'ye doğru yani öğle namazı falan herhalde öğle ezanı okunuyor muydu neydi? İşte o sırada şey oldu. Babam demiş ki bu çocuk benim çocuğum burada yok. Bu odada 13 gün, ilk gelenlerden 13 gün ama sonundan gelip sonundan giden ne kadar var bilmiyoruz onu. 17 yaşında bir fabrika işçisi olan Filiz Yurtakul, namı diğer Aşık Sinem Bacı bu katliamı içine sindiremez ve onlar için oy dere kızıl dere, böyle akışın nereye? Bizde hal mı bıraktın, sana can dere vere diye ünlenen ağıdını yakın. Oy dere kızıl dere, böyle akışın nere? Oy